Femeniz durra gayra bari ve laad feleisma ale. Ancak muzdar çaresiz kalırsa Müslüman bir kadın erkek doktora gidecek. Eğer erkek de kadına kadın doktora gitmeyecek. Eğer o şehirde erkek bir doktor ehil yoksa o zaman çaresiz kalırsa kadın bir doktora gidecek. Diş vesaire tedavisi aynı bu şekilde kardeşim. Peki şimdi hanım kardeşimiz kolunda bir ameliyat vardı. Ondan dolayı erkek doktora gitti. Sonra böbreğinde problem var. Hani kolumdan dolayı erkek doktora gittim. Böbrekten dolayı da gideyim diyebilir mi? Eğer o şehirde böbreklerle alakalı ehil bir kadın doktor varsa gidemez. Neden? اَذَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا Zaruretleri kendi alanıyla sınırlandıracaksınız. Yani sadece zaruret koldaysa, evet kolda ehil bir kadın doktor yoksa o zaman Müslüman bir kadın erkek doktora gidebilir. Ama sair alanlarda uzman, mutasız kadın doktorlar varsa onlara gidecekler. Müslümanlar yaşamış oldukları şehirlerde talepte bulunacaklar diyecekler ki biz Herkesin talebi var kardeşim. Demokrasi var. Öyle değil mi? Demokrasi var diyorlar. Ee, biz de kız üniversiteleri istiyoruz. Her bölgede bir tane olsun. Müslümanların kızları oralarda, kendi aralarında okusunlar. Kadın kadına okusunlar. Doktor olsunlar, vesaire olsunlar. Mahremiyetlerini, tesettürü koruyarak olsunlar. Yani isteyen, diğer üniversitelerin fakültelerinde erkeklerle beraber okuyor. Demokrasi varsa Müslümanlara da böyle bir hak verilsin. Yani Müslüman kadınlar kendileri doktor seçme hürriyeti tanınsın onlara. Dileyen kadınlar erkek doktorlara gitsinler. Ama orada diyelim aile hekim var ama kadınlar var. işte bunlara böyle bir hak belki vardır bilmiyorum. Böyle hak verilsin onlar kadın doktorlara gitsinler. Hani özelde bunu kadınlar, Müslüman kadınlar ayarlayabiliyorlar. Ama her kardeşimizin özel bir hastane gitme imkanı olmaya bilir kardeşlerim. Yani beden haram ona değmesin hem dışarıdan değmesin, hem mideye inmesin, hem kalbe değmesin ki arıza olmasın.